Herkese merhaba. Samsung'un 2016 model amiral gemisi akıllı telefonlarından S7 Edge şu anda elimde. S7 ve S7 Edge'i Barcelona'da Mobilya Kongresi sırasında gerçekleştirilen lansmanda detaylı şekilde ön incelemeden geçirmiştik. Bir süredir S7 Edge'i kullanıyoruz, deneyimliyoruz ve şimdi bu telefonla ilgili detayları aktarma zamanı geldi. S7 Edge görmüş olduğunuz gibi S7 ailesinin büyük ekranlı versiyonu. İki kenara doğru kavis yapan bir ekrana sahip, tıpkı S6 Edge ve S6 Edge Plus gibi. Samsung tasarımı anlamında kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almış ve buna göre S7'nin ve S7 Edge'in tasarımını özelleştirmiş. Geçen yılın telefonlarının tasarımını genel olarak barındıran S7 ve S7 Edge'de biraz daha fazla özelleştirmenin bulunduğunu görürüz. Örneğin kenar profiline baktığınızda S7 ve S7 Edge'de bu kenar profilinin biraz daha inceltildiğini görürüz. Özellikle S7 Edge'de kavisli ekranın varlığından dolayı bu kenar profili epey ince, neredeyse sadece kenarda bulunan ses ve güç butonlarının kalınlıkları kadar bir kalınlık söz konusu her iki tarafta da. Alt tarafa baktığımızda geçen yılın telefonlarında olduğu gibi micro USB hoparlör. Portunu, 3.5 mm kulaklık jackını, hoparlörü ve ana mikrofonu görüyoruz. Bunun dışında geçen yılın telefonlarında olmayıp da bu yıl S7 Edge ve S7'de olan bir önemli ayrıntı da bu micro SD kart yuvası. Bu yuvanın arkasında hem micro SD kart yuvası var hem de nano SIM kart yuvası var. Böylelikle Samsung Galaxy S7 Edge sahiplerine 32 GB'lık dahili hafıza ek olarak 200 GB'a kadar kapasiteye sahip kartları takma ve kullanma olanağı tanıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi ikinci mikrofon da telefonun tasarım unsurlarından bir tanesi. Galaxy S7 Edge'in önünde ve arkasında sağlam Gorilla Glass camlar bulunuyor ve bu camların arasında da görmüş olduğunuz gibi metal çerçeve, metal iskelet bulunuyor. Arka yüzeyde dikkat çeken önemli ayrıntılardan bir tanesi de kamera çıkıntısı. 12 megapiksel çözünürlüklü kameranın çıkıntısının bir hayli azaltıldığını görürüz. Bu da Galaxy S7 Edge'in önemli farklılıklarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy S7 Edge'in tasarımında önemli unsurlardan bir tanesi de suya dayanıklı olması. Geçen yılın S6 ve S6 Edge modellerinde eksik olan suya dayanıklılık özelliği Galaxy S7 ve S7 Edge ile birlikte tekrar geri geliyor. IP68 dayanıklılık sertifikasına sahip olan Galaxy S7 Edge'i suya atabilir ve herhangi bir zarar görmeden daha sonra çıkarıp kurulayarak kullanabilirsiniz. 30 dakika boyunca 1,5 metre derinliğe kadar suda Galaxy S7 Edge hiçbir şey olmamış gibi dayanabiliyor. Bu da Galaxy S7 Edge'i suyla rahatlıkla kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Dilerseniz S7 Edge'i musluğun altına tutup yıkayabilir ve daha sonra da silerek temizlemiş olabilirsiniz. Bu da Galaxy S7 Edge'in önemli ve memnun edici ayrıntılarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Ekrana bakılacak olursak Galaxy S7 Edge'de 5.5 inç köşeden köşe uzunluğuna sahip bir ekran var. Bu ekran yine QHD çözünürlüğe 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahip, tıpkı Galaxy S7 gibi. Galaxy S7'nin ekranı biraz daha küçük, dolayısıyla piksel yoğunluğu o ekranın biraz daha fazla, ancak S7 Edge'in bu ekranı da oldukça yoğun pikseller sunuyor. Keskinlik ve parlaklık, netlik oldukça iyi seviyede. Aynı zamanda parlaklık açısından da ekranın oldukça başarılı olduğunu görürüz. Böylelikle de Galaxy S7 Edge sahipleri görsel şöleni yaşama fırsatı buluyor. Kenara akan ekranlar Galaxy S7 Edge'de farklı bir deneyim elde etmeyi sağlıyor. İster video izlerken, ister oyun oynarken, ister web sitelerinde gezinirken bu büyük ekranın aynı zamanda iki kenara doğru kavis yapan ekranın farkını hissetmeniz mümkün hale geliyor. Bunun dışında performansa baktığımızda Galaxy S7 Edge'in Türkiye'de satılan versiyonlarında 8 çekirdekli Exynos 8990 Octa işlemcinin bulunduğunu görüyoruz. Bu 8 çekirdekli işlemciye 4 GB RAM eşlik ediyor. 32 GB dahili hafızaya ek olarak telefonda microSD kart yuvasıyla depolama alanını arttırmanız mümkün ki bunu da çoğu Galaxy S7 Edge sahibine tavsiye ederiz. Çünkü bu telefonda bir hayli fazla fotoğraf ve video çekmek isteyeceksiniz. S7 Edge'de 3600 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor ki pil de S7 Edge'in geçen yılki modellere göre önemli artılarından bir tanesi. Hem pil sayesinde hem de yazılımda ve işlemcide yapılan optimizasyonlar neticesinde Galaxy S7 Edge'de bir günü aşan bir tek şarjla çalışma ömrü performansı elde etmek mümkün oluyor ki bu da çoğu kullanıcı için bir hayli memnun edici olacaktır. Bunun yanı sıra Galaxy S7 Edge'in önemli bir farkı da kategori 9 LTE desteğine sahip olması. Türkiye'de 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren faaliyete geçecek olan 4.5G şebekelerinde yüksek hızlar, kategori 9 seviyesindeki hızlar da desteklenecek. Yani elimde tutmuş olduğum Galaxy S7 Edge ile
web sitelerini hızlı şekilde açacaksınız. E-postalarınızı hızlı şekilde almanız, daha hızlı şekilde almanız ya da videoları daha hızlı şekilde yüklemeniz mümkün olacaktır. Tabii ki şebekenin el verdiği ölçüde Galaxy S7 için elinde potansiyel var. Geriye kalan tek şey şebekenin uygun ve yüksek hızı kullanıcılara sunuyor olması olacak. Yazılım tarafına baktığımızda Galaxy S7 Edge'de Android 6 Marshmallow sürümünün geldiğini görüyoruz. Bunun üzerinde de TouchWiz kullanıcı arayüzü mevcut. TouchWiz kullanıcı arayüzü Android 6 ile birlikte biraz daha özelleştirmeden geçmiş, sadeleştirilmiş. Google'ın sunmuş olduğu saf Android arayüzüne biraz daha yakın bir deneyim söz konusu. Bununla birlikte Samsung'un Galaxy serisi telefonlarında görmeye alıştığımız uygulamalar yine mevcut. Çeşitli özellikler var, gelişmiş özellikler var. Bunlar sayesinde Galaxy S7 Edge'in kullanımını biraz daha zenginleştirmeniz mümkün hale geliyor. Bunlara gelişmiş özellikler bölümünden ulaşabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi Game Launcher. Game Launcher sayesinde Galaxy S7 Edge'de oyun deneyimini biraz daha üst seviyeye çıkarmanız mümkün. Galaxy S7 Edge'e yüklemiş olduğunuz tüm oyunları Game Launcher altında bulabilir ve buradan oyunlara ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda oyun sırasında güç tasarrufu yaparak pili biraz daha idareli şekilde kullanmanız mümkün olacak. Bir de Game Tools var. Game Tools sayesinde de oyun içerisindeki çeşitli özellikleri kontrol etmeniz mümkün oluyor. Oyun sırasındaki uyarıları kapatabilir, oyunu küçültebilir veya oyun anından bir ekran görüntüsü alabilir veya oyun anını sesli veya kendi sesinizle kaydedebilir ve bunu çeşitli sitelerde yayınlayabilirsiniz. Galaxy S7 Edge'i Galaxy S7'den ayıran önemli farklardan bir tanesi de görmüş olduğunuz Edge ekranları. Edge ekranları Galaxy S7 Edge ile birlikte yeniden elden geçirilmiş ve biraz daha farklı bir deneyim sunduğunu görmüş olduğunuz gibi çeşitli Edge uygulamaları var. Bu Edge uygulamaları kolaylıkla erişilebilecek şekilde ister ekranın solundan ister sağından tetiklenebiliyor. Sadece telefonu en çok hangi elle tuttuğunuzu belirlemeniz ve ona göre de ekranın kolun yönünü belirlemeniz gerekiyor. Çeşitli uygulamalar var, söylemiş olduğumuz gibi görevler var, favori görevlerinizi ekleyebilirsiniz veya favori uygulamalarınızı buraya ekleyebilir ve istediğiniz herhangi bir kullanıcı arayüzü noktasından bunlara erişebilirsiniz. Aynı şekilde çeşitli uygulamalar da var, Twitter trendleri, RAM kullanımı, data kullanımı, S planlayıcı bu gibi uygulamalar da mevcut. Aynı zamanda ayarlar bölümüne girerek Edge panellerinin seçimini yapabilir, bunların sıralamasını da dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Yine Edge ekranı ayarları Samsung Galaxy S7 Edge'de de özel bir bölüm altında tutuluyor. Buradan daha fazla Edge ekranı ayarına erişmeniz mümkün oluyor. Gece saati olarak adlandırılan ve geceleri Samsung Galaxy S7 Edge'i bir başucu saati gibi kullanmanıza olanak sağlayan özellik yine mevcut. Aynı zamanda Edge filtreleri sayesinde kenar ekranında çeşitli bilgileri de göstermeniz mümkün hale geliyor. Kameralara baktığımızda Galaxy S7 Edge'de 12 megapiksel arka kamera var ve 5 megapiksel ön kamera görürüz. Her iki kamerada da f1.7 diyafram açıklığı mevcut. Her ne kadar arkadaki kameranın çözünürlüğü 12 megapiksele düşürülmüş olsa da ikili piksel yapısı ve bunun yanı sıra diyafram açıklığını düşürmesi sayesinde arka kamera iyi bir düşük ışık performansı sunuyor. Aynı zamanda daha hızlı netleme yapabiliyor. Kamera uygulaması yine alıştığımız gibi geçen yılki telefondan çok farklı değil. Ana ekran tuşuna ard arda iki kez basarak kamera uygulamasını açabilir ve daha sonra hemen hızlı şekilde fotoğraf veya video çekimine başlayabilirsiniz. Ekranın sağ tarafında fotoğraf ve video çekim tuşları var. Aynı zamanda ön ve arka kamera arasında geçmeyi sağlayan bir düğme yer alıyor. Sol tarafta ise HDR, zamanlayıcı, flash, görüntü boyutu ve oranı gibi çeşitli hızlı ayarları görüyoruz. Mod bölümüne girdiğimizde otomatiğin yanı sıra Pro modunu görüyoruz ki Pro modu sayesinde çeşitli ayarları eliniz yapabilir ve böylelikle size göre özelleştirilmiş kareleri yakalayabilirsiniz. Bunun dışında yine Pro modunun bir özelliği de RAW foto desteği. Pro modundayken JPEG dosyasının yanı sıra fotoğrafın RAW formatında kaydedebilirsiniz. Yiyecek modu, canlı yayın, ağır çekim, hiper geçiş gibi farklı modları, çekim modlarını Galaxy S7 Edge'in kamera uygulamasında görüyoruz. Görünen o ki Samsung geçen yılın telefonlarını iyi şekilde etüt etmiş, kullanıcılardan gelen geri bildirimleri iyi şekilde değerlendirmiş ve buna göre de bu yılın telefonları S7 ve S7 Edge'i geliştirmiş. Gayet noktasal, amacına ulaşan güncellemeler, iyileştirmeler söz konusu ve böylelikle Galaxy S7 ve S7 Edge şu anda piyasada bulunan en iyi Android telefonlar olma fırsatını elde ediyor. Eğer büyük ekran seviyorsanız o halde Galaxy S7 Edge sizin için uygun bir telefon olabilir. Samsung Galaxy S7 Edge ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Ama bu videoda aktardıklarımızdan çok daha fazlasını teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.